Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Analiz programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor ve hafta içi her akşam olduğu gibi karşınızdayız. İlk bölümde sizlerle günün önemli haber başlıklarını paylaşacağız. İkinci bölümde ise kabine toplantısının ardından Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve yansımalarına bakacağız. Çıkan haber başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakacağız. EYT'yi yılbaşından önce gündemden çıkaracağız dedi. Önemli başlıklardandı. Kabine toplantısından sonra açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili düzenlemenin yakında tamamlanacağını belirterek çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun 2023 sonunda %30'un altına düşeceğini belirterek amacımız 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır ifadesini kullandı. Erdoğan girdi maliyetlerinin üstünde artış yapan fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır açıklamasında bulundu. İkinci başlığımıza gidip bakalım buradan. Ödeme kuruluşları FAST sistemine dahil oluyor efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023'te FAST sistemine doğrudan katılımının sağlanacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada FAST sisteminde 24 üye bankanın yer aldığı belirtilerek liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını artırmak için gereksinimleri yerine getiren ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023 yılında FAST sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişmelerin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceği, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiğini kaydeden açıklamada FAST sisteminin alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST iş yeri ödemeleriyle ilgili hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden et fiyatı açıklaması geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacı İnce, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Son birkaç haftadır sığır, karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkat çeken Hacı İnce, kuzu eti fiyatları da bu seviyededir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum ifadelerini kullandı. Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacı İnce, Türkiye'nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılayabileceğinin altını çizdi. Hacı İnce konsey olarak bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarını
sınırlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir açıklamasında bulundu. BETAM, Kasım'da kiraların artış hızı yükseldi dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan kiralık konut piyasası görünümü raporuna göre Türkiye genelinde ortalama kiralık ilan metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranı Kasım'da %168 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 67'ye yükseldi. Öte yandan yıllık kira artış oranı İstanbul'da %147'den fazla, Ankara'da %150, İzmir'de ise %160 oldu. Kiralık konut talep göstergesi Ekim'e kıyasla %19.6 azaldı. Buna karşılık kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla %10.2 yükseldi. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı ülke genelinde ve 3 büyük ilde azaldı. Kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı ülke genelinde ve 3 büyük şehirde ise arttı. Kiralık konut piyasasındaki canlılığı ölçen tüm göstergeler geçen aya kıyasla durgunluk emareleri gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a programında gençlerle bir araya geldi. Şimdi Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan TOG'un üretimi şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay sonra TOG'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın seri üretimi başlıyor. Milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz. Tasarımı, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen IMC uydumuzu ve TürkSat 6 ayı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. Bunların yanı sıra daha pek çok müjdeyi 2023 senesinde milletimizle paylaşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, tahıl koridorunda taşınan yük miktarı ile ilgili bilgi verdi. Ayrıntılar haberimizde. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını anımsatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, dünyanın önemli tahıl merkezlerinden biri olan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durduğunu kaydetti. Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ve bunun sonucunda yeniden tahıl sevkiyatının başladığına dikkati çeken Kara İsmailoğlu, 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında toplam 585 geminin
Ukrayna'nın Odessa, Çornomorsk ve Yuzne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Toplam taşınan yük miktarının 15 milyon 80 bin tonu aştığını duyuran Kara İsmailoğlu, gemilerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tahumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı ifadelerini kullandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Genel Müdürü Doktor Ekrem Arıkan, 2022 yılında Borsa İstanbul'a 1.2 milyon yeni yatırımcının katıldığını ifade etti. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Genel Müdürü Doktor Ekrem Arıkan, Borsa İstanbul'daki hareketlere dair yaptığı açıklamalarda, BİST'e ilişkin yerli yatırımcı talebinin 2022 yılının son 6 ayında ivmelenmekle beraber 2022'nin oldukça hareketli geçtiğini belirtti. Arıkan, 2022'nin bu anlamda rekorların sürekli kırılıp tazelendiği bir yıl olduğunu ve yatırımcı ilgisinin hala devam ettiğinin altını çizdi. Aynı zamanda yılbaşından bu yana 1 milyon 200 bini aşan bir yatırımcı ilgisinin olduğunu da ifade etti. Sözlerine bugünlerde ise 3 milyon 580 bin hisse senedi piyasasına doğrudan yatırım yapan yatırımcı var verilerini açıklayarak devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu Başkanı Arıkan, yeni gelen yatırımcı portföyünün 20 ila 29 yaş arasında olduğunu belirtirken, yatırımcılar arasında kadınların oranında %5 artış görüldüğünü açıkladı. Halka arzların yeni yatırımcılar için cazibe oluşturduğuna değinen Arıkan, hem halka açık şirket sayısının 500'ü geçmesi hem de ortak olan yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çekti. Arıkan konuşmasına yeni yatırımcıların portföy büyüklüğü bakımından incelendiğinde eski yatırımcılara göre daha yüksek kalmasının gayet normal bir durum olduğunun da altını çizdi. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı rapora göre 2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye 2022 yılında 20. sıraya gerileyecek. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, küresel ekonomik büyüklüğün 2022 yılında 102 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. CEBR, 2023 yılındaysa bir resesyon yaşanmasının muhtemel olduğunu öngörüyor. 2037 yılında küresel ekonomik büyüklüğün yaklaşık 2 kat artışla 206 trilyon dolara çıkacağını tahmin ediyor. Araştırma Merkezi, büyümenin itici gücünün gelişmiş ülkeleri yakalayıp geride bırakacak olan gelişmekte olan ülkeler olacağını düşünüyor. CEBR raporda en büyük değişikliğin Çin'le ilgili görüşleri olduğunu belirtti. 2 yıl önce Çin'in 2028 yılında ABD'yi geride bırakacağını öngören kuruluş geçen yıl tahminini 2030 yılına öteledi. Bu rapordaysa tahmin daha da ileri alındı ve Çin'in ancak 2036 yılında ABD'yi geçeceği öngörüldü. Raporda Hindistan artık açıkça dünyanın 3. ekonomik süper gücü olma yolunda ilerliyor. Revize edilen rakamlar Hindistan'ın 2021'de İngiltere'yi geride bırakarak dünyanın 5. 2026'da Almanya'yı geçerek dünyanın 4. ve 2032'de ise Japonya'yı da geçerek dünyanın 3. büyük ekonomisi olması bekleniyor. Hindistan'ın 2035'e kadar dünyanın 3. 10 trilyon dolarlık ekonomisi olacağı tahmin ediliyor denildi. Rusya ekonomisi 2022'de en büyük 9. ekonomi iken Ukrayna'nın işgalinin ardından uygulanan yaptırımların sonuçları 2037'ye kadar büyük ihtimalle 14. sıraya gerileyecek. Rapora göre 2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye 2022 yılında 20. sıraya gerileyecek. Türkiye ancak 2037 yılında tekrar 17. ekonomi olmaya geri dönecek. ABD Temsilciler Meclisi 2023 mali yılı için 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 201'e karşı 225 oyla kabul edildi. Geçen hafta onaylanan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, önceki gün Senato'nun ardından dün Temsilciler Meclisi'nden geçen bütçe tasarısı yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Gerçekleşen müzakereler sonrası üzerinde uzun
uzlaşmaya varılan bütçe paketi 772,5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalarla 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor. Yapılan bütçe tasarısında Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor. Bütçe tasarısında ayrıca ülke genelinde toplulukların kuraklık, kasırga, sel ve orman yangını gibi doğal afetlerden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla 40 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor. Evet, şimdi konuklarımızla devam edeceğiz programımıza. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalarda KGF'ye ilişkin bazı satırlar aradık ama temel başlıklar asgari ücret, EYT ve fırsatçılık üzerine şekillendi. Şimdi kıymetli hocam, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın ve Erbakır Aşe Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci bizlerle. Hoş geldiniz efendim yayına, merhabalar. İyi yayınlar, harika. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben yine de her ne kadar Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında KGF'ye ilişkin bir başlık görememiş olsak da detayların zaten Ocak ayının ortası itibariyle biraz daha netleşip kamuoyuyla paylaşılacağını, kullanıma hazır hale geleceğini biliyorduk. Ben öncelikle Sinan Hocam size söz vermek isterim. KGF paketi bütçedeki yeri ne olacak ya da bizim şu an mevcut durumumuzda bir KGF paketi büyüklüğünü henüz bilmemekle birlikte elbet ne anlam ifade ediyor? Öncelikle size söz vereyim. Evet, bu kredi garanti fonu biliyorsunuz 2018 yılında uygulamaya konuldu. O süreç içerisinde özellikle 2017 yılından itibaren hazinenin borçlanma gereğinde ciddi bir artış yaşanmıştı ve nakit akışında sıkıntı yaşayan özellikle küçük orta boy işletmeler için de hazine garantili, yani teminatının hazine olduğu bir kredi paketi açıklandı. Burada toplamda yaklaşık 1,5 yıllık süre içerisinde 320 milyar liralık kredi dağıtıldı. Şimdi o dönemki tartışmaları anımsayacak olursak, bu dağıtılan kredinin önemli bir kısmının yatırım, yeni yatırımlar yerine veyahut da altyapı harcamaları yerine aslında biraz daha günü kurtarmaya dönük, borcu çevirmeye yönelik ve bir kısım olarak da bu işletmelerin sahiplerinin farklı amaçlarla kullandığı, yani yatırım dışı amaçlarla daha doğrusu kullanıldığı bir tablo eleştirisi de yaygın olarak yapıldı. Bu tabii dönem itibariyle baktığımızda o dönemki, yani 2017 sonrası o nakit sıkışıklığını belli bir süre en azından ötelenmesine katkıda bulundu. Fakat nihai olarak baktığımızda farklı aslında kredi paketleri de karşımıza çıktı bu süreçte. İşte pandemi sonrası çeşitli sektörlerde selektif kredi uygulandığını gördük. Yine 2020 Haziran'ında konut ve otomotivde benzer biçimde bir kredi kampanyası uygulandı. Yine onun öncesinde 2019 aralığında birkaç sektörde işte mobilya gibi alanlarda özel krediler uygulandı. Ve özellikle de 2021 yılı Eylül ayından itibaren uygulana gelen bu yeni ekonomi politikası ekseninde de biraz daha ana aksı selektif kredi oluşturuyor. Yani nedir bu selektif kredi diye baktığımızda, hani ayrımsız bir genişlemeci politika yerine kaynakların, kıt kaynakların biraz daha belli sektörlerde, belli sürelerde, belli vadelerde, belli tutarlarda kullandırılmasına dayalı bir model. Bunu özellikle makro ihtiyati tedbir önlemleriyle de işte hem BDDK'nın hem Merkez Bankası'nın zaman zaman bankaların, ticari bankaların mevduat yapısını da etkilemeye dönük adımları oluyor biliyorsunuz. Bu selektif kredi politikasını da bu minvalde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi gelinen aşama içerisinde tabii özellikle pandemi dönemi sonrasında Şubat ayından itibaren 2022 yılını düşündüğümüzde sanayi üretim endeksinde ciddi bir gerileme eğilimi başladığını görüyoruz. Yine İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verilerinde de duraksamasız biçimde pandemi dönemine yakın bir düzeye gerilendiğini gördük. Özellikle pandemi döneminde 1,5 yıllık süre içerisinde küresel ekonomide tedarik zincirlerindeki kopuş Türkiye sanayisine dönük talepte ciddi bir artış yaratmıştı. Ve açıkçası o 1,5 yıllık süre içerisinde Türkiye ekonomisinin lokomotif gücünü de sanayi kesimi oluşturmuştu. Şimdi orada bir aslında normalizasyon yaşıyoruz bir yönüyle.
Fakat tabii bu normal değere doğru dönüş, yani sanayideki duraksama diğer sektörleri de etkiliyor. Çünkü hiçbir sektör diğer sektörlerden azade değil. Bir sektörün çıktısı başka bir sektörün girdisini oluşturuyor. Dolayısıyla burada bir KGF ihtiyacının yeniden ortaya çıktığı veyahut da hani sektörlerin birçoğunda da daha doğrusu nakit akışında yaşanan sıkıntılara bağlı olarak böylesi bir talebin de yükseldiğini görüyoruz. Tabii EYT meselesi nasıl toplumun geniş kesimlerini ilgilendiriyorsa üreticiler açısından da günlük nakit akışının sağlanması ciddi bir sorun. Çünkü özellikle enerji maliyetleri yıllık bazda baktığımızda %400'e varmış durumda. Hani asgari ücretin maliyetler üzerindeki etkisi daha çok konuşuluyor belki son günlerde ama ağırlıklı olarak sanayicinin, tabii Müjdat Bey daha iyi ifade edecektir muhtemelen, belini büken son 1-1,5 yıl içerisinde enerji maliyetleri, evet, yani toplam maliyetler içerisinde. Bu yönüyle baktığımızda biraz daha hani mevcut koşullarda o nakit akışının sağlanması, döndürülmesine dönük bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bunların tabii ki hepsinin bütçe üzerinde etkisi var. Hazinenin orta ve uzun vadede borçlanma gereğini artırır. Merkez Bankası'nın hali hazırda yüksek olan emisyon değerlerini de yükseltir. Bunlar da yine orta ve uzun vadede aslında enflasyonu besleyen veyahut da körükleyen nedenler olarak da karşımıza çıkar. Peki, Müjdat Bey size dönelim efendim. Şu an siz bir sektör temsilcisi olarak nasıl beklentilere sahipsiniz bu KGF paketine ilişkin? Valla ben Sinan Hoca'ya teşekkür ederim. Gerçekten yani KGF'yi topyekun yani kuruluşundan ve anlamlarını ifade eden teorisinden ve yani nasıl kullanıldığı ile ilgili pratiğinden de bahsetmek suretiyle kapsamlı bir şekilde KGF'yi bize sundu. Yani ona teşekkür ederim. Gerçekten bir yani bilimsel yönden yani gerçekten Sinan Bey, Sinan Hocam güzel bir giriş yaptı. Evet. Şimdi burada odak noktası Sinan Hocam'ın da anlattığı gibi KGF kredileri genellikle özel bir takım konulara yani mahsus hazırlanan ve yönlendirilen kredi türü olarak belirleniyor. Özellikle ekonominin sıkıştığı, sanayi üretiminin düştüğü, ihracatın gerilediği ve sanayicinin de dara ve zora düştüğü, özellikle KOBİ'lerin yani ödeme sorunları yaşadığı bir dönemde devreye girer bir kredi türü. Şimdi yine bağlamında ifade ettikleri gibi bugün sanayinin muhtelif sorunları var. Ama bugün sizin de konuyu bize getirdiğiniz şekilde EYT ve KGF. Tabii bunları münhasıran değerlendirmek icap ederse yani bugün EYT denildiğinde gerçekten ben her seferinde söylüyorum bir yani kıdem tazminatını içeren ve insanların yani emekliliği geciktirilmiş ve emeklilik güvencesiyle hayatlarını devam ettirilmesi düşünülen bir tasarruf. Şimdi burada özellikle emeklilik konusunda ben de biraz hassas davranıyorum. Bunlar çalışanlarımızın gerçekten hakkı. Dolayısıyla bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerin yasal olarak karşılığı bir bedel, bir nakdi bedel beklentileri var. Şimdi bunu emeklilik süresince veyahut da emekliye ulaşamadıkları için çalıştıkları iş yerlerinden alamamış durumdalar. Ama yarın yani bu kanun, bu yasa çıktığında öncelikle çalışanların bu kazandıkları hakkı iş yerlerinden almakları gerekiyor. Bugün 1.900.000 kişiden bahsediliyor. Ama hep iş yerlerimize baktığımızda her birimizin iş yerinde %15 ila %30 arasında EYT'ye takılan çalışanlarımız var. Ben EYT'nin diğer siz sorarsanız onların içerisine girer konuşuruz. Yani istihdamdaki ve üretimdeki yaratacağı aksaklıkları burada söz etmekten
kendimi çekiyorum. Hicap sadece duyuyoruz ama tabii bazı boyutlarını da konuşuyoruz değil mi Müjdat Bey? Yani bu kadar böyle insanların yıllardır beklediği, zaman zaman da büyük umutsuzluklara kapıldığı bir şeyde bu kadar sona gelinmişken sanki böyle enflasyonist etkileri, istihdama yönelik etkilerini konuştuğumuzda biraz belki onlar açısından kırıcı oluyor olabilir ama tüm boyutlarıyla değerlendirmeye çalışıyoruz ki hepimizin çıkarına olsun diye. Haklısınız. İnsan peki, biraz zaman, hicap duyuyor açıkçası. O zaman açıkçası. Satır başlarıyla söyleyeyim. Yo, lütfen yani siz bugün, gönlünüzce söyleyin. Ben kendi notumu düştüm. Tamam. Çünkü yani iki taraflı bir olay bu. Yani bir tarafında çalışanlar var, bir tarafında işverenler var. Ben çalışanlar tarafından aldım. Kıdem tazminatları haklarıdır. Bugüne kadar bekleyip de elde etmek istedikleri kendilerine göre birikimleridir. Bu onların anaların ak sütü gibi helal bir haklarıdır. Diğer taraftan tabii bu bir çırpıda yani işverenlere yüklenildiğinde yani senelerdir emekli olması gerektiği halde emekli edilmeyip de tüm çalışanların yani EYT kapsamı içine giren tüm bu konudaki insanların bir anda işverene takılıp da verin abiler bizim kıdem tazminatımızı dediklerinde bugün işverenin yani gerçekten farklı finansman sorunları var. Finansmana erişimde sorunları var. Enerji sorunu, lojistik sorunu, ham madde sorunu var. Bunların devamı için, üretimin devamı için kaynak sorunu yaşarken bir de bu emeklilerin bir günde çıkan yasa gereğince tazminatlarını vermek mükellefiyetiyle karşı karşıya kalması. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir numaralı, birinci sınıf bir bankanın bile mevduat müşterileri bankaya bir günde giderler paralarını almaya kalkarlarsa onlar da paralarını alamazlar. Dolayısıyla hiçbir işveren ne Türkiye'de ne dünyada böyle bir durumda bu emeklilikle ilgili tazminatların karşılığındaki bu nakdi bulamaz ve veremez. Evet. Dolayısıyla bu nedenle en önemli çalışanların ve işverenlerin karşı karşıya geleceği ve bugüne kadar yani sulhen devam eden işveren barışının bir anda ver parayı veremem paranı davasıyla bir nizanın çıkması beklenir. Dolayısıyla bu durumda devletin devreye girip işte KGF dediğimiz öyle düşünülüyor, öyle adını andılar, kaynaktan işverene uygun şartlarda kredi vermesi planlanıyor. Bu ise tabii ki bunun da şartları var. Şimdi KGF için verilen paranın işverene ne kadar vadede, ne kadar faizle verileceği bir tarafa, yani bugün çeşitli konularla ilgili KGF kredisinden yararlanmak isteyen ama KOBİ ama orta ölçekli şirketlerimizden özellikle aracılık eden bankaların bir takım teminatlar istediğini evet. biliyoruz. Dolayısıyla bugün bu teminatların yani verebilecek veya veremeyecek şirketlerimiz var. Yani bu teminatı yani KGF'nin istediği veyahut da KGF için aracı olacak olan bankaların nitelikli teminatlarını yerine getiremeyecek KOBİ veya orta ölçekli şirketlerimiz var. Bunlar nasıl KGF'den veyahut da anılan bu kaynaktan para alacaklar? Dolayısıyla tabii bugün beklenti bu KGF'nin açıklanması ve bunun detaylarının konuşulmasına dönülecekti ama henüz olgunlaşmadığı söylendiği için evet. bugün bu kaynak, bu para, bu sistem tarafımızdan bilinmiyor. Ama evet. bence eğer bu konu yarın siyasi iktidar tarafından, hükümet tarafından veya KGF tarafından açıklandığında eleştirisel bir takım itirazlarımız olabilir. Ama ben diyorum ki bunlar olmadan, bunlar olmaksızın bence gerek KGF'nin veyahut da Çalışma Bakanlığı'nın veyahut da bu düzenlemeyi yapacak kurumların
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte çalışarak kapsamlı bir titiz çalışmanın neticesinde tasarruf mu çıkacak, yönetmelik mi çıkacak, kanun mu çıkacaksa bunun bu kapsamda ve bu çalışmayla çıkarılmasının yarın çıktığında işveren ve çalışanların karşı karşıya gelmesini ve huzursuzluğun yaratılmasına sebebiyet vermemeleri evet. için gereklidir iddiasında ve düşüncesinde. Evet, yani burada zaten çalışan ve işveren arasında bir sulh ortamı bozulduğunda aslında bu üretime de yansıyacağı için hepimizin problemi haline gelecek. Müjdat Bey, isterseniz bir virgül koyalım, hocamıza dönelim. Hocam neler eklemek istersiniz Müjdat Bey'in aktardıklarına? Tabii birkaç boyutu var. Mesela öncelikli olarak kıdem tazminatı Türkiye'de işçi sınıfının kendi eliyle kazandığı tek hakkıdır Cumhuriyet tarihinde. Bu bir. Dolayısıyla burada bir hak var. 99 yılında anımsayacak olursak 17 Ağustos depreminden hemen sonra meclisten apar topar bir yasayla çıkartılan bir düzenleme sonrası geniş kesimler açısından bir hak kaybı ortaya çıkmıştı. Bu yönüyle baktığımızda da bir hakkın aslında kısmen de olsa yerine konması anlamına geliyor. Bu sosyal devlet üzerinden düşündüğümüzde aslında gecikilmiş de bir hak iadesi olarak düşünebiliriz. Diğer taraftan peki bu ekonomik anlamda ne anlatıyor bugün? Yani 2022 Türkiye'sinde diye bakarsak enflasyonun TÜİK'in rakamlarıyla %85'e yaklaştığı bir süreçte aslında parasallaşmayı besleyen, dolayısıyla problemin kaynağını çözmekten çok, yani enflasyonla mücadeleden çok enflasyonun sonuçlarıyla mücadeleye dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Fakat ironiktir ki bu tip dönemlerde sonuçla mücadele etmeye çalıştığınızda esas problemi de besleyebilirsiniz. Yani mevcut durumda üretim yapısı değişmeden, daha katma değerli üretime geçmeden daha fazla para yaratmak ekonomide sadece mevcut olan ürünlerin daha da pahalanmasına, aslında tersten baktığımızda değersizleşmesi anlamına gelir. Ve bu yönüyle de baktığımızda hani ekonomik anlamda anlamı budur. Ama tabii ki sosyal güvenlik açısından değerlendirdiğimizde ve geniş kesimlerin hani hak kaybı veyahut da hakka kavuşması, sosyal haklarına kavuşması yönüyle baktığımızda da kesinlikle olması gereken, zaten uzun süredir de aslında beklenen, kamuoyunda sıklıkla takip edilen bir konu. Bu döneme denk gelmiş olması tabii seçim öncesi, bir taraftan yüksek enflasyon, ayrıca farklı tartışmalarda gündeme getirmiş oluyor. İşveren açısından da tabii değerlendirildiğinde, özellikle nitelikli personel yönüyle bakıldığında mevcut durumda EYT'den yararlanıp emekliye ayrılacakların önemli bir kısmının, yani bu da ortalama olarak %75'ler civarı telaffuz ediliyor. Tabii ki her sektör için farklıdır bu ve ölçek için farklıdır ama çalışmaya devam edeceği, işverenin de bu yönde bir beklenti içinde olduğu evet. düşünülüyor. Burada da tabii aktüerya sorusu akla geliyor. Peki mevcut durumda emekli olacaklar iş gücü piyasasından çekilmeyecekse 15-25 yaş arasındaki 13 milyon gence nasıl biz iş alanı yaratacağız? Bu da ayrı bir soru ama tabii ki bu uzun bir cevabı olur veyahut da uzun konuşmak gerekir üzerinde. Bunu. Başka bir programın ana gündem maddesi de onu evet. yaparız o zaman hocam. Müjdat Bey, neler eklersiniz? Yani ben şu kısmını da merak ediyorum aslında. Bankaların kendi kaynaklarını kullanmaları burada küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok daha maliyetli oluyor. Dolayısıyla gözler KGF'ye çevrilmiş durumda. Yani burada biraz daha efektif olabilmesi için nasıl bir çerçeve çizilmesi gerekir? Sanayici adına, istihdam piyasası adına, enflasyonu aynı zamanda beslememesi, yani tüketici adına nasıl burada optimal bir çerçeve çizilebilir sizce? Vallahi şimdi burada konuyu eğer kredi noktasında odaklaştırırsak, tabii işveren bugün yani aldığı faizlerle, yani bankalardan finansmana erişerek temin ettiği faizlerle bu işi çözmesi bence çok zor. Yani öncelikle bu bedelle yani ticari bankalara her şirketin gidebileceğini düşünmüyorum. İki, o şirketler gittiğinde bile kıdem tazminatını ödemek için, yani bir, iki, üç tane tazminatı işverenler ödeyebilir ama
bir çırpıda %25, %30 işletmesinde bir anda EYT'li olan bir iş yerinin bu kadar bedeli, bu kadar yüksek faizle ödemesi o şirketin bütçesinde planlamadığı büyük bir yıkımın da sebebi olabilir. Dolayısıyla bu noktada bu konuyu devletin mutlak surette ortak olması gerekir. Ortak olduğunda da bu tabii ki nasıl bir takım olaylarda inşaatta, meskende, otomobil alımlarında devletin bir takım uygun faizleri söz konusu ise işverene de orta uzun vadede bu türlü kredileri ihdas etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü onun dışında gerçekten yani ben yani bir kaos olabileceğinden korkuyorum. Çünkü bugün yani ülkemizde en önemli iş üretim, ihracat. Eğer biz bunu çalışma barışını böyle bir sebeple bozarsak eğer hepimize yazık olur. İşverene de, çalışana da, iş yerlerimize de yazık olur. Onun için bu konuda hassasiyeti ve her türlü dikkati mutlak surette tarafların yerine getirmesi ve düşünmesi gerekir. Evet. Yani ben Sinan Hoca'nın bir nebze bahsettiği EYT'nin işletmelerimizde üretime darbe vuracağı veyahut da yara vereceği, yaralayacağı konuların içinde bunlar genellikle 45-55 yaşlarındaki çalışanlarımız. Bunlar ki işletmelerimizin hep ehil ve işletmenin püf noktasındaki kilit personel. Dolayısıyla bunların aynı anda işi bırakmaları demek o işletmedeki üretimin ya durması ya aksaması veya bir takım kalite sorunlarında gibi beraberinde getirmesi düşünülür. Dolayısıyla bu da tabii hiçbir şekilde hem işletme açısından hem ülke açısından, ülke üretim açısından hiç istenmez. Dolayısıyla bunun için de ya bu tür çalışanların EYT ile ilgilerini sıralamak veya bir sınır getirmek veyahut da bir sistem içinde koymak, haklarını mağdur etmemek koşuluyla yapmak lazım. Veya bütün bunlardan sonra yine Sinan Hoca'nın bahsettiği gibi yeniden çalışmalarını sağlamak gerekir. Yoksa yani işte demin de ifade ettiğim gibi işletmelerimizden emekliye ayrılan insanlar olmuyor mu? Ama bunlar belirli sayılarda ve belirli sürelerde oluyor ve dolayısıyla biz onu zaten yerine ikame etmiş oluyoruz. Evet. İşletmede o işi görecek, işte falanca yılda emekli olacak diye onun yerine ikame ediyoruz. Ama burada ani gelen böyle bir baskın 25-30 kişi için işletmelerimizde problem olacaktır. Bunun da mutlak surette yani giderilmesi gerekir. Bir de yeniden çalışacakların sigorta primleriyle de ilgili malum herkesin deklar ettiği bir sorun var. Onun da mutlak surette çözülerek bunların çok çok pahalı eleman bir anda eleman olma durumuna da sokmamak gerektiğini düşünüyorum. Harika. Evet. Hocam şimdi aslında bu peki emek gücünden, iş gücünden ayrılmayan kişilerin yerine geçecek gençler o zaman ne olacak sorusunun bambaşka bir programın çok daha uzun bir konusu olacağını söyledik ama bu minvalde sorular ve bu minvalde eleştiriler sosyal medya üzerinden de şu an çok gelmeye başladı. Yani bize izleyicilerimiz de bu konuyla alakalı çok fazla serzenişte bulunuyorlar. Evet, her ne kadar emeklilikte yaşa takılanlar problemini çözmek toplumdaki birçok insan için hayati olsa da, hak olsa da, sizin bahsettiğiniz gibi kazanılmış bir hak olsa da sonuçta bu kadar alan boşalmazsa buradan geriden gelen istihdam potansiyeli yüksek kişi ne olacak sorusu da önemli. İsterseniz biz çok ufak bir değerlendirmesini yapalım. Evet, şimdi burada iki boyut var. Bir boyut yetenek açığı diye özellikle işverenlerin tanımladığı, yani mevcut yüksekokul veyahut da üniversiteden mezun olanların ihtiyaca tam karşılık gelmemesi, yani yeteri kadar ehil olmaması işte veyahut da adapte olamaması. Bu doğru kısmen.
Diğer taraftaysa yeni kuşak, yani bu 13 milyona yaklaşan nüfus, Y kuşağı, Z kuşağı oluşuyor ağırlıklı olarak Z kuşağı, farklı beceri ve yetenekleri var. Yani biz beğensek de beğenmesek de gelecekteki dünya onlara ait bir dünya ve işte yazılımdan tutun yapay zekasına kadar veyahut da kompozit malzemeye kadar farklı bir dili var ve sektörler de açıkçası dünyada yavaş yavaş artık buralara doğru dönmeye başlıyor. Onun için sanayinin Türkiye'de konvansiyonel yöntemlerden, bütün sanayi kesimleri için geçerli bu, yavaş yavaş daha geleceğe dönük alanlara dönmesi ve bu dönüşümü de Z kuşağıyla birlikte gerçekleştirmesi ve onu anlamaya çalışması gerekiyor. Böyle bir problemimiz var. Yani karşılıklı bir birbirini anlamama ve tanımama sorunu var. Bunun çözülmesi lazım. Yani bu mevcut durumda hani çalışan çalışmaya devam ettiği için yeni iş gücü iş bulamıyor mu? Doğru. Fakat şu soruyu soralım. Meslek liselerinden mezun olanların ne kadarı gidip bir atölyede, sanayide çalışıyor, ne kadarı bir AVM'de, mağazada çalışmayı tercih ediyor? Bu konuda da yapılmış sosyoloji alanında, ekonomi alanında çalışmalar var. Gençlerin önemli bir kısmı, yeni mezunların, hem meslek yüksekokulu hem de işte belli teknik liselerden mezun olanların ağırlıklı olarak hizmet sektörüne doğru bir kayma eğilimi olduğunu görüyoruz. Çünkü sanayi biraz zor açıkçası. Fazla emek gerektiriyor, çaba gerektiriyor. Bizim bir şekilde sanayideki katma değeri artırabilmemiz gerekiyor. Yani ürettiğimiz ve dışarıya sattığımız, ihraç ettiğimiz ürünün birim fiyatını yükseltmemiz gerekiyor ki orada çalışan kişi de daha yüksek gelir elde edebilsin. Geleceğini orada kurma hayali besleyebilsin. Bence bu daha büyük bir tehlike. Yani EYT'nin yaratacağı etkiden daha büyük tehlike bu yeni kuşakla mevcut sanayinin beklentilerinin ve hareket biçimlerinin birbirinden bütünüyle farklı olması. Burada yani bir yeni kuşağı mavi yakalı formatına oturtmaktan mı bahsediyorsunuz hocam? Doğru mu anlıyorum? Ama onların, evet, yani ondan bahsediyorum. Fakat onların kendi yöntemleriyle, araçlarıyla, üretim biçimleriyle, yani yazılımı daha fazla sanayiye dahil ederek, kompozit malzemeyi daha fazla dahil ederek, yapay zekayı, büyük veriyi gerçekten sadece sloganvari biçimde değil de ürettiğimiz ürünlerin içerisine dahil ederek hem katma değeri artırıp çalışmada çekici hale getirmemiz lazım. Hem de gençlerin de o kendi yeni bilgi beceri yeteneklerini uygulayabilecekleri, şekillendirebilecekleri bir sanayi yapısı oluşturmak bence hepimizin görevi. Yani bunu sağlayacak iklimi oluşturmak, daha doğrusu ekosistemi oluşturmak. Evet. Müjdat Bey, peki biz sanayide bu bahsedilen inovasyona şu an ne kadar uzağız sizce? Yani bunları aslında gündemimize alıp ne kadar daha iyi formata getirebiliriz konuşmamız, tabii dileğimiz bu yönde, ama biz şu an daha öncesini konuşuyoruz bu işleri. Ne kadar uzağız bu konulara sizce? Valla Harika Hanım, bugün Sinan Hoca'nın dedikleri tabii akademik bilgilerle birlikte tabii bizim de sorunlarımız şöyle ki, yani bugün yani artık biz şöyle giriyoruz, yani biraz tersten girersem konuyu daha iyi anlatmak şansım olur. Eğer commodity dediğimiz sanayi sıra ürünleri hala üretmeye devam ederse gerek ülkede gerekse dünyada rekabet şansı yoktur. Bu 600 defa kırmızı kalemle çizilecek bir tespit. Dolayısıyla artık bizim commodity olmayan, katma değeri yüksek ürünler üreterek gerek yurt içine gerek yurt dışına satar duruma gelebilmemiz lazım. Bunun için ne yapmak lazım? İki tane unsur var. Birisi çalışanlar, ikisi de çalışanlarla birlikte gelişecek Sinan Hoca'nın dediği gibi dijital teknoloji esas olmak üzere onların üzerinde inovatif ürünlere dönüşüm. Bu da tabii ki çok özel sistemlerin, özel çalışmaların gereği. Bugün eğer kurumsal bir yapı içerisine girmezse şirketler, bu türlü çalışmaların içerisinde de kendilerini bulamıyorlar. Dolayısıyla bugün özellikle gençlerimizin yetkinliğini kazanmış insanların açıkta kalması, dışarıda kalması, meslek okulu veya meslek yüksek okullarını bitirip de başka bir yerlerde çalışır durumda olması mümkün değil. Ama o delikanlı
o insan Sinan Hoca'nın sonda söylediği gibi sanayi zordur. Evet. Sanayicilik zordur. Yani benim işim metal. Bakırı ben ergitiyorum. 1300 derecelik ateşin karşısında. Eğer o arkadaşım meslek okulunu bitirmiş, bir metal bölümünü bitirmiş ama ateşin karşısında kendisini gelecek görmüyorsa ve orada kendi yetkinliğini korumak ve onu kullanmak istemiyorsa tabii bu çok zor bir şey. Ama burada biz işverenlere de, biz yöneticilere de büyük görev düşüyor. Biz o insanlara bu işin gerçekten istikbal olduğunu, gerek kendileri için, gerekse yarattıkları değerlerin karşılığında alacakları dünya için çok kısa rica onlara ediyorum, bizim bunları iyi anlatmamız lazım. Yani bizim bu tür gençlere ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi artık sıra üründe, sıralı işlerde iş yok. Ne o çalışmadan işveren para kazanabiliyor, ne de kazanamadığı işveren bu işi çalışanlarla paylaşabiliyor. Onun için zorluk ve darlık oluyor. Evet. Varlığın içerisinde olabilmesi için öncelikle dijitale insanların, işletmelerimizin yoğun girmesi ve çalışması ve mutlaka buradan inovatif bir takım ürünlerin piyasaya, markanın, modanın çalışılması gerekiyor ki bu işler kurtulsun, bu işler düzenlensin. Evet. Yani bu evet. Tabii uzun bir hikayenin kısa anlatımı şeklinde ben de öyle katılıyorum. Derin bir konu. Evet. Ama biz yetkin insanlara, yetkin yetişmiş gerek orta öğretimden gerekse yüksek öğretimden insanlara ihtiyacımız var. Ama bugün bunları bulmakta da peki. Zorlanıyoruz. Yani bugünkü eğitim sisteminden bize gelen insanların bize hizmet etmekte, evet. işimizi görmekte çok zorlandıklarını, çünkü tabanlarının ve eğitim yönteminin zayıf olduğunu biliyor ve bundan biz işverenler olarak üzülüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Erbakır AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın, kıymetli katılımlarınız için ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Harika Hanım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Borsa İstanbul'un sunduğu piyasa analizi devam edecek.